Hiç kimse biriktirdiği veya çaldığı servetin esiri olmamalıdır. Biriktirdiğiniz ve çaldığınız servetin esiriyseniz siz ülkeyi yönetemezsiniz. Çaldıkları ve biriktirdikleri servetler var. O servetlerin büyük bir kısmı yurt dışında ve şimdi bunlar ülkeyi yönetiyorlar. O nedenle ülke bu durumda değerli arkadaşlarım. Soru şu, bütün bunların karşılığına baktığımızda Erdoğan hükümeti kimlere hizmet ediyor? Vatandaşa hizmet etmediği gayet açık. Zamlardan, vergilerden zaten belli. O zaman kime hizmet ediyor hükümet? Saydım, bir daha sayayım. Dolarla ihale alanlara hizmet ediyor. Dolarla ihale alıyorsanız mesele yok. Bu hizmetin neden olduğunu da birazdan anlatacağım size. 2 dolarla fiyat garantisi alanlara da hizmet ediliyor. Bakın, buradan bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım. Bu örneği de gittiğiniz her yerde, her toplantıda lütfen anlatın. Osman Gazi Köprüsü. Maliyeti Japonlar açıkladılar. 1 milyar 200 milyon dolar. Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyorsunuz. 1 milyar 200 milyon dolara mal oluyor. 7 yılda bu köprüye 4 milyar 600 milyon dolar para ödendi. 1 milyara yapıyorsunuz. 7 yılda 4 milyar dolar para ödüyorsunuz. Ayrıca 2035 yılına kadar da ödeyeceksiniz. Bu bir soygun değil midir? Hangi ülkenin hukuk sistemi böyle bir soyguna evet der? Hangi ülkenin hukuk sistemi? Sözleşmeler gizli olduğu için bir şey yapılamıyor. Ama tam bir soygun var. Neden zam, neden vergi? Bunlar paralarını istiyorlar. Dolar bazında diyor, bana para vereceksin diyor. Vermezsen olmaz diyor. Değerli arkadaşlarım, üçüncüsü, dolarla devlete borç verenler. Bunlar da tabii paralarının karşılığını dolar olarak, artı ana parayı artı faizlerini de dolar olarak alıyorlar. Kur korumalı mevduat, az önce söyledim, 117,5 milyar liralık bir para ödendi şu ana kadar. Bundan sonra artarak devam edecek. Ayrıca yurt dışından aldıkları krediler var. Özel sektörün yurt dışından aldığı, bazılarının aldığı krediler var. O kredilere verilen hazine garantisi var. Çünkü yurt dışındaki borç para verenler firmaya güvenmiyor. Sana borç para vereceğim ama hazinenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinin garanti vermesi lazım. O garanti de veriliyor bunlara. Değerli arkadaşlarım, başkasının kefaletini hazinenin sırtına yıkıyorsunuz. Bu da bizim ülkemize ilklerden birisidir. Bütün bunların yanında yurt dışındaki enflasyonu da getirip 85 milyonun sırtına yıkıyorsunuz. Şimdi bu tabloda şunu görüyoruz. İki farklı Türkiye var. Bunu da lütfen hafızanızın bir yerinde sağlam tutun. İki farklı Türkiye var. Sarayın Türkiye'si, vatandaşın Türkiye'si. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de vatandaşın Türkiye'si var. Sarayın Türkiye'sine bakalım. Kimler var burada? Erdoğan ailesi var. En başat aktör Erdoğan ailesi. Beşli çeteler var sarayın Türkiye'sinde. 4-5 yerden aylık gelir maaş alanlar var. İhale takipçileri var orada. Rüşvet alan büyükelçiler var. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiler var. Ve rüşveti meşrulaştıranların tamamı sarayın Türkiye'sinde. Sarayın Türkiye'sinde yaşayanların kira parası, kira derdi diye hiçbir şey yok. Sarayın Türkiye'sinde yaşayanların elektrik parası, doğalgaz parası, efendim yakıt parası diye bir şey yok, su parası diye bir şey yok, bir dertleri yok. Sarayın Türkiye'sinde mutfak masrafı diye en ufak bir şey yok. Sarayın Türkiye'sinde yol parası yok, efendim masraf yok. Okul masrafı, kırtasiye masrafı, eğitim masrafı yok. Ve daha da önemlisi, sarayın Türkiye'sinde asla ve asla işsizlik yok. Herkes malı götürmekle meşgul. Sarayın Türkiye'si bu. Bir avuç 85 milyon buraya çalışıyor. Ve sarayın Türkiye'si her türlü israfın kaynağı. Bütün bunları anlatıyorum. Sarayın Türkiye'sinde oturanlar vatandaşın kanını ekmek doğrayanlardır. Onların alın terini sömürenlerdir.
Bunu da gittiğiniz her yerde rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ev sahibiyle kiracı arasında kavgalar oldu. Cinayetler işlendi. İktidar sahipleri gördüler mi kiralardaki artışları? Görmediler. Çünkü sarayın Türkiye'sinde kira artışıyor. Kira yok yani.